yıl öncesine kadar beni gerçekten anlayacak bir dost bulamadan yapayalnız yaşadım. 6 yıl önce Büyük Sahra üzerinde uçarken birden motorum bozuldu, çöle inmek zorunda kaldım. Yanımda ne makinist ne de yolcu vardı. Bu güç tamir işini tek başıma yapmak zorundaydım. Benim için bu bir ölüm kalım sorunuydu. Çünkü sadece 8 gün yetecek kadar suyum vardı. İlk gece insanların yaşadığı yerlerden 1000 mil uzakta, kumda yatıp uyudum. Bu yüzden gün ışırken ince, hoş bir ses duyup uyanınca ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Ses, "Ne olur bana bir kuzu çiz," diyordu. "Efendim," dedim. "Bir kuzu çiz bana." Yıldırım çarpmış gibi yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum, çevreme bakındım. Beni ciddi ciddi süzen çok tuhaf bir küçük adam gördüm. Ayağında çizmeleri, sırtında pelerini, elinde kılıcı, etiyle kemiğiyle bir küçük adam. Sonunda kendimi toparladığımda, "Peki ama ne işin var senin burada?" dedim. O sesini alçaltıp çok önemli bir şey söylercesine tekrarladı. "Ne olur bir kuzu çiz bana." Cebimden kalem kağıt çıkardım. Ama birden iyi resim çizemediğim aklıma geldi. Bunu söylediğimde, "Zarar yok. Sen bana bir kuzu çiz yeter," dedi. Ben de çizdim. Ama bacakları biraz çarpık olmuştu. Resme iyice baktıktan sonra, "Olmadı," dedi. "Bu kuzu daha şimdiden hasta. Başka çiz." Bir tane daha çizdim. Bu kez hoşgörüyle gülümsedi. "Bu kuzu değil, koç, boynuzları var," dedi. Sabrım tükenmeye başlamıştı. Üstelik motorumu da bir an önce sökmeliydim. Aceleyle üstünde 3 tane hava deliği olan bir sandık resmi çizdim. "Al sana bir sandık, kuzun da içinde," dedim. Ve hayret, birden yüzü güldü. "İşte tam istediğim gibi oldu," dedi. "Bu kuzu çok ot yer mi, ne dersin?" "Neden?" dedim. "Benim yerim çok az da." "Yeter," dedim. "Ufacık bir kuzu verdim sana." Başını eğip resme baktı. "O kadar ufak değil. Ah, bak, uyumuş bile," dedi. İşte Küçük Prens'le tanışmam böyle oldu. Nereden geldiğini anlayabilmem çok zaman aldı. Ancak gelişi güzel söylediği sözlerden yavaş yavaş gerçeği anladım. Örneğin uçağımı ilk kez gördüğünde, "Bu şey nedir?" diye sordu. "Bu şey değil, bir uçaktır. Uçar, benim uçağım," dedim. Uçtuğumu söylemekten gurur duyuyordum ki, "Ya, gökten düştün öyleyse," diye haykırıverdi. "Evet," dedim alçak gönüllülükle. "Öyleyse sen de gökyüzünden geliyorsun. Hangi gezegenden?" dedi. O an sırrını aydınlatacak bir ipucu yakaladığımı anlayıp hemen sordum. "Sen başka bir gezegenden mi geldin?" Cevap vermedi. Sadece uçağıma bakıp başını salladı ve "Doğrusu bununla pek de uzaklardan gelinmez," diye mırıldandı. Ve düşlere daldı. Sonra cebinden kuzusunu çıkartarak hazinesini seyre koyuldu. "Onu sandığıyla vermen iyi oldu. Gece orada yatıp uyur," dedi. "Tabii, uslu durursam gündüzleri bağlayasın diye bir ip, bir de kazık veririm," dedim. "Bağlamak mı? Amma da yaptın," diye itiraz etti. "E bağlamazsan başını alıp gider, sonra kaybolur," diyecek oldum.
Kahkahayı salıverdi. Nereye gidebilir ki? Nereye olursa dedim. Küçük prens bunun üzerine ciddi ciddi, bir şey olmaz dedi. Benim yerim öyle ufak ki. Sonra biraz da üzgün ekledi. Başını alıp gitse de pek uzağa gidemez. Böylece kuzu sayesinde çok önemli bir şey öğrenmiştim. Küçük prensin geldiği gezegen olsa olsa bir evden biraz daha büyüyecekti. Aslında buna pek şaşırmadım. Gökyüzünde Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi büyük gezegenlerden başka yüzlerce küçük gezegen olduğunu biliyordum. Bunların bazıları o kadar küçüktür ki teleskopla bile güç görülür. Bir gökbilimci gökte böyle bir gezegen gördü mü ona ad yerine numara verir. Mesela asteroid 325 der. Bana kalırsa Küçük Prens B612 numaralı gezegenden gelmişti. Bu gezegen sadece bir kez, o da 1909 yılında teleskopla bir Türk gökbilimci tarafından görülmüştü. Gökbilimci Uluslararası Gökbilim Kongresi'nde bu buluşunu uzun uzadıya anlatmış. Ancak ayağında şalvar, başında fes olan bu bilimciye kimse inanmamıştı. Büyükler böyledir işte. Giyim kuşama çok önem verirler. Allah'tan Türkiye'nin başına büyük bir devlet adamı geldi. Herkesin Avrupalılar gibi giyinmesini sağladı da aynı gökbilimci 1930 yılında aynı açıklamayı ceket pantolonla yapınca herkes B612 gezegeninin varlığına inandı. Bunları neden ayrıntılarıyla anlatıyorum biliyor musunuz? Büyükleri tatmin etmek için. Evet, büyükler sayılardan hoşlanır. Aslında büyüklerin de beni dinleyeceğini bilmesem, öyküme şöyle başlardım. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir küçük prens varmış. Küçük prens kendinden biraz büyük bir gezegende yaşarmış. Kendine bir dost ararmış. Nasıl? Yaşamı anlayanlar için bu sözler daha gerçek değil mi? Eski günleri anmak, anlatmak beni hüzünlendiriyor. Dostum kuzusuyla birlikte gideli tam 6 yıl oldu. Şimdi size Küçük Prens'i anlatmaya çalışıyorsam, onu unutmaya dayanamadığım için. Ne acı bir dostu unutmak. Dünyada kaç kişinin dostu var ki? Küçük Prens'in yaşamındaki sırrı gene kuzu sayesinde çözdüm. Birdenbire hiçbir giriş yapmadan uzun zaman içten içe düşündüğü bir sorunu açarcasına "Kuzular fidanları yediği gibi çiçekleri de yer değil mi?" diye sordu. "Kuzu ne bulursa yer," dedim. "Dikenli çiçekleri de mi? Dikenlileri de. Dikenler ne işe yarar öyleyse demez mi?" Bilmiyordum. O sırada motorumun sıkışmış bir vidasını sökmeye çalışıyordum. Rastgele cevap verdim. "Dikenler bir işe yaramaz. Çiçeklerin kötü huyunu yansıtırlar." "Ya," dedi. Ama kabullenmemişti. Sonra öfkeli bir biçimde "İnanmıyorum sana," dedi. "Çiçekler zayıf yaratıklardır. Çok da saftır. Tehlikelere karşı koymak için ellerinden geleni yaparlar. Dikenleri olunca da kendilerini güçlü sanırlar. Hem sen sanıyor musun ki," dedi, "çiçekler..." "Hiçbir şey sandığım yok," dedim. "Aklıma geleni söyledim. Ben ciddi işlerle uğraşıyorum şimdi."
Küçük Prens dona kaldı. Ciddi işlermiş. Sen de öteki büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Doğrusu utandım. Öfkeden bembeyaz kesilmişti. Konuşmasını sürdürdü. Milyonlarca yıldır çiçekler diken çıkartıyor. Milyonlarca yıldan beri de kuzular bu dikenleri yiyor. Çiçeklerin hiçbir işe yaramayan bu dikenleri neden çıkarttıklarını anlamaya çalışmak ciddi değil de nedir? Peki ya ben başka hiçbir yerde değil de sadece benim gezegenimde yetişen bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir kuzu gelip de o çiçeği bir ısırışta yerse bu önemli değil midir? Birden yüzünü al bastı. O devam etti. İnsan binlerce, milyonlarca yıldızdan sadece birinde yaşayan, eşsiz bir tanecik bir çiçeği seviyorsa, yıldızlara bakmakla bile mutlu olur. Çiçeğim oralarda bir yerde der. Ama kuzu o çiçeği yerse, sanki yıldızların hepsi birden sönüverir. Bu da mı önemli değil? Daha fazla konuşamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hava kararmıştı. Aletlerimi fırlatıp attım. Onu kollarımla sardım. Sallamaya başladım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Üzülme dedim. Sevdiğin çiçeği koruruz. Kuzuna bir burunsalık çizerim. Çiçeğin içinde bir çit resmi.